Yo 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 hepinize selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere ESL Pro League sezon 19'u inceleyeceğiz. Neden sezon 19'u özel olarak inceleyeceğiz normalde sorabilecek olabilirsiniz. Egecan sen ESL'leri umursamazdın sadece Major videosu yapardın. Evet haklısınız ama uzun zamandan sonra Eternal Fire'ı tekrardan böyle büyük çaplı bir turnuvanın içine görecek olmam. Ve ciddi anlamda major performanstan sonra tekrardan bir coşkuyla tekrardan bir sevgiyle izleyecek olmam beni bu konuda birazcık heyecanlandırdı yalan söylemeyeyim ve bu yüzden de ESL Pro League'deki grubumuzu inceleyeceğiz, rakiplerimizi inceleyeceğiz, e, ufak tefek bahsedeceğiz kendilerinden. Bunların dışında ise kesinlikle yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi sadece Eternal Fire bazlı değil. Diğer tüm gruplara ufak ufak bakacağız. Kendi gruplardan favorilerimizi belirleyeceğiz. Formatı açıklayacağız. Ne zaman olacağından bahsedeceğiz. Öncelikle başlangıç tarihi olarak 23'ünde bu ayın 23'ünde yani 23 Nisan'a başlayacak. Ve tam tamına arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz üzere 12 Nisan'a kadar sürecek 750 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve Malta'da olacak turnuva tamamen. Yani offline bir turnuva olacak. Bu da çok daha güzel bir durum. Niye bizim böyle salak saçma pinglerle bilgisayar problemleriyle uğraşmayacağımız anlamına geliyor ki zaten Major'dan sonraki en büyük turnuva her zaman ESL Pro League'dir. Ve böyle bir turnuvada tekrardan kendimizi göstermek olma, e, gösterecek olmamız, ESL rankingde ve HLTV rankingde tapondaki durumumuzu korumamız ve bundan devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki de belli başlı gruplarımız var. Burada güçlü takımlar, güçlü antrenörler görebiliriz. Fakat bence bu grubun en güçlü antrenörlerinden bir tanesi yok bu adam değil. Ben e, ee, Olympiakos maçından sonra hiç ama hiç zannetmiyorum. Ama evet grubun en güçlü antrenörlerinden bir tanesi Lidl Enis'te olacak arkadaşlar. <laughs> tamam. Çok fazla cıvıtmadan devam edelim. Şimdi grupları görebiliyorsunuz. Grup A, Grup B, Grup C ve Grup D olarak dörde ayrılan toplamda dört tane grubumuz var. Bizim şansımıza kesinlikle böyle bizlere böyle peralı, boslu, bir kompleksli olan gruplar yerine e, ya da Mongol Style, Sharks, e, m 8 gibi gruplar yerine bize gene en kalın grup gelmiş. Bize ne var? Phase var. Cloud9 var. Virtus Pro var, Astralis var, Fnatic var, Imperial var, 3D Max var. Grubun en güçlüsü 3D Max. Onların içerisinde de oldukça iyi bir Fransız kadro olduğundan bahsedebilirim bu arada yani. Ondan sonra en güçsüz Astralis olarak geliyor. Bu da bizim bahtsızlığımız mı diyelim ne yapalım bilmiyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi kendi grubumuza birazcık odaklanacağız. Ve buradaki odaklanacağımız en büyük noktalardan bir tanesi de burada. Görmüş olduğunuz üzere Eternal Fire buraya ESL rankinglerinden geliyor. Öte yandan herkes bazıları partner takım olduğu için geliyor. Bazıları başka iyisel turnuvalarından kaynaklı geliyor. Bazıları da başka yeni turnuvalardan geldiğini görebiliriz. Şimdi <laughs> burada Phase Imperial, Eternal Fire, Astralis, Virtus Pro, Fnatic, 3D Max, Cloud9 eşleşmeleri var. Ve sistem şöyle işliyor tamamen bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Burada kazanıp kaybetmemiz tam tamına öldürmüyor. Burada mid bracket ve lower bracket da var. Yani aslında bir tane seriyi kaybetmemiz turnuvadaki tüm e, ee, heyecanımızı bitirmiyor. Hatta eski serilerden bir tanesini sizler için açabilecek olursam sezon 18'i açayım sizler için. Siz de fark etmiş olun en azından. Burada görmüş olduğunuz üzere sallıyorum. Kaybeden takımlar, Nip'ten örnek veririm Kaybeden takımlar burada. Hatta Furya, hatta e, Astrid's en büyük örnek olur. Asilis burada maçı kaybetmiş görmüş olduğunuz üzere. Fakat Mid... Bracket'a düşmüş. Mid bracket'ta teker teker çıkmış ve qualify olmuş. Öte yandan gene mesela burada dikkatinizi çekecek takımlardan bir tanesi Furia. Yine Furia ilk turda Movistar'a elenmiş. Mid Bracket'tan da NIP'ye yenilmiş e NIP yendikten sonra Astralis'e inilmiş özür dilerim ama en son lower bracket'ta çıkmayı başarmış. Yani güzel bir sisteme sahip olan bir turnuva ve ciddi o anlamda iyi olan takımı çıkartma yönelik çalışan bir turnuva sistemi ve durum da böyle olduğu için şahsen grup ne kadar ölüm grubu gibi durursa dursun işin sonucuna bence ciddi anlamda kaliteli bir oyuna sahibiz. Fnatic olsun, Virtus Pro olsun, 3D Max olsun, Imperial olsun bu takımlardan Astralis olsun daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ve şahsi anlamda zaten çıkabilecek bence 4 takım var ve bunlardan bir tanesi de biziz. E, ee, Face, Eternal Fire, Virtus Pro ve Cloud9 olarak görüyorum bu gruptan çıkacak takımları. İlk maçımız Astralis Eternal Fire, Face'de Imperial'a karşı oynuyor. Yüksek ihtimalle kazanırsak Face'le karşılaşacağız. Feyzi yenmek realistik olabilir mi? İmkansız diyebileceğimi düşünmüyorum. Fakat Feyzi yenerse kafam şu konuda çok rahat. Direkt ilk 2'den hiç mid bracket, lower bracket oynamadan çıkarız. Hem oyuncular birazcık dinlenmiş olur bu vakit içerisinde. Hem de ee, daha stresiz bir maç izlemiş oluruz biz taraftarlar olarak. Fakat... Olur da mid ya da lower bracket'e düşersek dediğim gibi kaybetmenin çok büyük bir problemi yok. Çünkü midyada lower bracket'ta düşersek problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Sadece dediğim gibi diğer gruplara göre birazcık daha zorlu bir grubumuz var. Onun dışında videonun da ufak bir sponsoru var. Skinsmonkey. Skinsmonkey bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Siz de özellikle şu anda peer to peer sistem çok iyi çalışmıyorken rahat bir şekilde takas yapmak isterseniz botlarla da çalıştığı için SkinSwap çok rahat ve güvenilir bir şekilde takaslarınızı yapabilirsiniz. LegoChan kodu'nu kullanarak ki açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda var linki 5 dolarlık bir takas bonusuna sahip olabilirsiniz ilk takas bonusunda. Onun dışında gene LegoChan kodunu kullanarak %30'dan -30 35'lik bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Şimdi grup B'ye geçelim. Grup B görmüş olanlara çok daha mütevazi bir grup. Hani şu Allah'ın cezası A grubundan sonra böyle Vitality'dir, Falcons'tur, G2'dur kafalar o kadar rahat ki o kayıp geçeceğiz mantığında. Tabii ki de benim buradaki doğal olarak favorilerim bahsetmek gerekirse Vitality, Falcons ve G2 olduğunu söyleyebilirim kolay bir şekilde. Özellikle de Falcons'taki Dupli transferinden sonra Falcons'u izlemek istiyorum böyle bir istekle. Onun dışında M80'de Bad Boom'da bence güzel rakipler fakat Mongol Stylu ve Sharks'ın çok büyük bir şans olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla ayrıntılı durmaya bile gerek kalmadığını düşünüyorum. Grup C'de gene burada e, güzel bir grubumuz var. Aslında gene rekabetçi. A grubu kadar olmasa gene oldukça rekabetçi bulun gruplardan bir tanesi. Maus Bad News Kangurus bu arada e, tamamen böyle şey demeyeyim. nasıl diyeyim sizlere. Aussie dediğimiz Avustralyalı bir takım. Özellikle de bu nick'i çok çok beğendim. Oceanic Qualifier'lardan geliyorlar zaten. de eski Greyhound kadrosuyla gelecek. Gene şarkısında yepyeni bir kadroyla geldiğini görebilirsiniz. Yeni bilmediğiniz kadrolar var mı? Boss kadrosu var. Gene Boss da Amerika takımlarından bir tanesi. Zaten M80'den fazlasıyla bahsetmiştik. Zamanında Peradan'da bahsetmiştik. Özel olarak 3D Max'i de merak edenleriniz varsa buradan bakabilirsiniz. Ama kalan tüm kadrolar 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, ee, benim şahsen buradaki ilk kez bunu net olarak söyleyeceğim. Hani en güçsüz gördüğüm takım denilen bir şey yok ama bekleneni vermeyecek takımlardan bir tanesi Monte olacağını hatta ve hatta benim favorim olan Forzen'in de olacağını nedense düşünüyorum diyebilirim. Burada tabii ki de belli başlı favoriler var. Free Liquid bence gene burayı zorlayacak ekiplerden bir tanesi. Mouse Gamer Legion ve Ens var ve buraya baktığımız zaman 4 kişinin çıkabileceği bir grupta 5 tane sağlam aday var ve hani Forza ile Montaigne'in üstüne çok az gitmemezlik yaptık fakat birbirleriyle karşı, karşılaşacakları için ve ilk rakipleri e NA yani Amerika temsilcileri olacağı için bir anda Upper Bracket finalle bile görebileceğimiz takımlardan ilk anda qualify olabilecek takımlardan bir tanesi bile olabilir. Şahsen benim burada merak ettiğim maçlardan bir tanesi Furuya ile Liquid ve Gamer Legion ile Enz izlemesi zevkli maçlar olacaktır kesinlikle. Son grubumuza geçelim bu arada. Ha kimlerin çıkacağını soruyorsanız ben bu arada Mouse Gamer Legion, Ants ve burada e, Liquid diyorum. Fury'nin Allah cezasını vermesin. Hayatımızı mahvetti şu takım. Yorum daha yapmayacağım yani. Fury burada e, fanı bile artık Fury'den nefret ediyordur. O major Pikemlerinden sonra bana yeterli geldi. Hele bir tane Ancient oyunu vardı Fury'nin. Onu izledikten sonra bana çok çok yeterli geldi. Burada direkt eleyebileceğimiz takımlar var. Direkt burada Pera Big ve Boss'u genel olarak eliyorum. Ve buraya kalan 4-5 takım kalıyor. Complexity Heroic, NiP, FlyQuest ve Na'Vi. Bu arada NiP yeni kadrosuyla gelecek buraya. Ve NiP'in normale davet edilmesinin tek sebebi partner bir takım olmasıydı. Çünkü NiP'in daha resmi olarak 5.si belli değil. Ne gelecek ne gelmeyecek nasıl bir takım olacaklar birazcık gene kendi yerini belirtebilecek NiP. Hani NiP bir yana patlatabilir de kendisini bir anda çok iyi bir performansla sağlayabilir. Hiç ortası olmayan bir turnuva izleyeceğiz gibi duruyor en azından Grup D tarafından da. Fakat benim realistik olarak çıkacağını düşündüğüm takımlar kesinlikle kompleksli, heroik. Na'Vi ve dördüncü olarak ise FlyQuest yani eski Greyhound kadrosunu buraya katarım. Ee, onun dışında playoff'lar klasik olarak zaten son 16-12. Quarterly semifinals ve Grand Final şeklinde gidecek. Yani... <laughs> Klasik olarak sistem aslında aynı şekilde devam ediyor. Ve şurada round 12'nin ne olduğunu bilmeyenler varsa şöyle her gruptan 4 takım çıktığı için arkadaşlar ee, doğru düşünebiliyorsam upper bracket finalini kazanan takım round 16 yerine 12'den başlıyor ve 16'dan kazanan takımlar karşılarına çıkıyor. Hatta ee, şuradan bakalım yanlış biliyorsam düzeltmiş olayım. Mesela Vitality buradan birinci olarak çıkmış ya top 12'den başlaması gerekiyor Vitality'nin doğru biliyorsam. Vitality nerede? Hatta top 8'den başlatmışlar Vitality'yi Doğru. O zaman kendimi düzelteyim. Gruptan birinci çıkmak oldukça önemli ve grup birincilerinin zaten fark etmiş olduğunuz üzere genel olarak daha avantajlı çıkacağını görebiliyoruz. Öte yandan biz en son lower bracket'tan çıkmışız ve biz son 16'dan başlayarak son 12'ye ve çeyrek finallere doğru gelmişiz. Görmüş olduğunuz üzere. Bu yüzden burada aslında bitirdiğimiz seeding'in önemi var. Yani Upper bracket'tan bitirirsek çok daha büyük avantajlı ve çok daha rahat bir şekilde oyunu oynadığımızı görebiliriz. Çünkü ee, upper bracket'tan bitirmek bizleri direkt çeyrek finalden başlatıyor. Upper bracket ikincisi olarak bitirmek bizi son 12'den başlatıyor. Ve mid bracket ya da lower bracket'tan bitirmek ise bizi son 16'dan başlattığını görebiliriz. O zaman ee, grup D hakkındaki fikirlerimiz sunulmuştu. Çok fazla üstüne konuşabilecek fazla bir şey kalmadı yani. E, turnuva hakkında. Bunu kazanan ekstradan bir olayı var. Hem Blast Premier puanı kazanmasın hem de para kazanmasın. Yanı sıra IM kolon 2024'de gidiyor ki bu çok büyük bir turnuva olacak. Almanya'da 1 milyon dolarlık bir turnuva olacak. Ve e, şahsen burada zaten Major'ları kazanan Yesel Work Ranking'e Work Ranking dediğimiz sisteme göre gelecek bir sürü takım geliyoruz. Ve burada doğru hatırlıyorsam resmi olarak en son e, bir Türk takımlarının katılması oldukça zorlaştırılmış en son değişen sisteme göre ne çok mutluyum ki şu anda tap 10 olarak gözüküyoruz YSL ranking'de ve durum böyle olduğu için bu kademeyi korursak biz bu turnuvayı kazanamasak bile şahsen buraya davet edilebileceğimizi düşünüyorum ve oldukça güzel bir turnuva olabilir yazın başında başlayacak kendisi de ayın 8'inde 8 ayda olacak. Neyse daha fazla uzatmadan izlediğiniz için teşekkürler. En azından YSL Pro League sezon 19'a birazcık bakmış olduk. Rakiplerimizi tanıdık ve eğer videolar hoşunuza gittiyse kanala abone olabilir, videoya like atabilir ve aşağıdaki açıklama veya saatlenmiş yorumlardan Skinsmike'e girip kanala birazcık daha destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.